Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarruf ve kolaylık sağlayacak bir ipucu vereceğim. Eminim hepiniz yemekleri uzun süre saklamak için derin dondurucunuzu kullanıyorsunuz. Aslında biz aynı işlemi sıvılar için de yapabiliriz. Bozulmak üzere olan bir limonun suyunu ya da yarım kalmış bir şişe şarabı buzlukta dondurup daha sonra kullanmak üzere saklayabiliriz. Şimdi size benim sıklıkla dondurduğum ve sonra kullandığım sıvıları göstereceğim. Ben sıvılarımı dondurmak için normal bildiğimiz buz kalıplarını kullanıyorum. Şimdi biraz daha önceden kalan kırmızı şarabım vardı. Aynen bu şekilde şarapları buz kalıplarına koyuyorum ve donduruyorum. Biraz da beyaz şarabım var. Yine o da yarım kalmıştı. Onu da koyayım. Burada hatırlamamız gereken nokta bu şaraplar aslında içmek için değil, tamamen yemeklerde ve soslarda kullanmak için dondurulabiliyor. Eğer bu şekilde çözüp içersek nasıl olur? Daha ben hiç denemedim, bilmiyorum. Bu işlemin aynısını et ve tavuk sularınız için de kullanabilirsiniz. Yine bir et tavuk suyu çıkardınız ve onu saklamak istiyorsunuz. Buz kalıplarına koyup bu şekilde saklayabilirsiniz. Daha sonra yemek yaparken buz kalıplarından çıkarıp direkt yemeğin içine atabilirsiniz. Aynı şekilde dolabınızda artan limonların suyunu da sıkıp onları da buz kalıplarına koyabilirsiniz. Daha sonra tariflerde taze limon suyu gerekirse bunları çözüp hemen tariflerin içine atabilirsiniz. Ben şöyle meyveli buz kalıpları da yapıyorum. Bunları eğer kokteyl hazırlıyorsam hazırladığım kokteyllerin içinde kullanıyorum. Ya da normal bildiğimiz sürahinin içine koyuyorum bu buz kalıplarını. Hem böylece içtiğim suya biraz aroma katmış oluyorum. Hem de güzel bir sunum yakalamış oluyorum. Şimdi ben dondurmuş olduğum bu şarapları, et sularını, limon suyunu ihtiyacım oldukça yemek tariflerinde, çorbalarda, soslarda kullanacağım. Aynı zamanda bu meyve tanecikli buzları da ya normal içtiğim suya koyacağım ya da kokteyl hazırlarsam onları da kullanacağım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tarif ve ipuçları için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.